icadı. İstedikleri şey futbolun çok erkek ve erkeklikle özdeşleşen bir spor olması. Futbol çok özür dilerim cinsel uzuvlarla oynanmıyor. Eşcinsel olduğunu söylerse eyvah. Başkanla futbolcusu Türkiye'de bilinen bir şey aşk yaşıyor. Ama sahaya çıktıkları zaman hepsi maço. Ama ben eşcinsel olarak hakem formasını giyip sahaya çıktığım zaman hakemlik yapamıyor. Belki sadece kendine söylediğini, ailene bile söylemediğin bir bilgi bütün Türkiye'ye haber olarak servis edildi. Futbolda eşcinsel hakem, bomba haber, işte gay hakemin düdük mücadelesi. Boğuluyorum, mezar gibi, kabus gibi. Mektup yazdım, intihar mektubu. Bir kutuda ilaç aldım eczaneden. O gece de aslında ölmek istedim, sabah uyanmamak. Bana dedim, ben kötü bir şey yapmadım. Kim ne derse desin, sen benim evladımsın dedi. Benim oğlum kimsenin karısına, kızına sarkıntılık yapmadı. Kimsenin erkeğine, çoluk çocuğuna bir şey yapmadı. Ne yaptı? Bugün kadar Sextra'da beraber 11 yıl süren bir var olma, hak ve aslında özgürlük arayışını birlikte konuşacağız. Konuğum Halil İbrahim Dinç'ta. 11 yıl önce çok sevdiği ve başarılı bulunduğu hakemlik mesleğinden men edildi ve 11 yıldır işsiz. Bütün iş bulma girişimlerinde hep kapılar onun suratına kapandı ve aslında hayatını idame ettirmekte de zorlandığı bir yerde. Uzun bir yolculuk bu. Onunla beraber hayat yolculuğunu konuşacağız burada. Halil İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Döneceğiz öykünün başına ama bir baksana bu 11 yıla. 2009'da gayet Türkiye liglerinde hakemlik yapan biriyken sonrasında bir daha iş bulamadığım bir 11 yıl geçirdim. Şu 11 yıla baktığında kendi hayatınla ilgili duygun, düşüncen ne? Şöyle söyleyeyim, 11 yıl süresince aslında bende gizli olan, var olan delice bir aktivistliği ortaya çıkartmış oldular. Farkında olmadan aslında. Şunu düşündüler herhalde, biz bunu basına ifşa ederiz. İfşa ederiz ve bu köşesine çekilir, sesini çıkartmaz. Ama tam aksine çılgın bir aktivist ortaya çıkardılar. Büyük bir mücadele gücümü ortaya çıkardılar aslında. 76. Evet. Nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Çok mutlu, huzurlu bir aile yapısı. Babanın ama otoriter olduğu, annenin çok çok anaç olduğu bir aile. Kardeş, yani aile ilişkilerinin çok iyi olduğu bir ailede dünyaya geldim. Çok seviyorum. Belli ifadenden, yüzünden de. Biraz daha dinleyeyim senden. Nasıl bir anne? Annem benim için çok farklı. Tabii herkes için çok farklıdır anne ama yani çocuklarının üzerinde titreyen, gerçekten titreyen ama. Kendisi yemeyip onlara yediren, giydiren bir anne. Bir yandan da otoriter bir baba var orada. Nasıl bir otorite biraz anlatsana. Yeri geldiğinde çok bağıran, böyle kükreyen bir insan ama daha çok gözleriyle konuşan, daha çok anne bizi, işte babanız bunu sevmez, babanız bunu sever, ona göre davranın, hareket edin de hep annem bizi yönlendirirdi. Ve babamız, yani babamız bize asla şunu yapın, bunu yapmayın demiş değildir. Dediğim gibi hep gözleriyle, bakışlarıyla bize anlatırdı her şeyi. Teması, sevgisi? Yani çocukluğumuzda çok nadir şakalaşırdı bizimle. Ama sevgisini hissederdik. Kaç kardeştiniz? 4 kardeşiz. En büyüğümüz ablamdı. 1999 depreminde maalesef ablamı kaybettim. Başın sağ olsun. Sağ olun. Eniştem ve küçük yeğenimle beraber. Ondan bize geriye kalan bir tane yeğenim var. O da evlendi, çocukları oldu. İşte biz de onunla teselli oluyoruz ablamızın yerine. Abim var. Abim de memur. Ben ve kız kardeşim var. Kız kardeşim de devlet memuru. Baba küçükken asker olmanı istermiş. Hatta hani keskin bir şekilde de ifade edermiş bunu. Bir hatırlasana o dönemleri. Ne isterdi senden? Ya şöyle, babamla birlikte aslında hemen komşular olsun, işte akrabalar, işte benim oğlum büyüyünce asker olacak, işte askere gidecek, evlenecek. Ya ben çocukken hep şeyi düşünürdüm, yani işte o ilkokula gidiyorsunuz işte falan. Ya ben neden asker olacağım derdim hep kendi kendime. Yani olmak zorunda mı insanlar, hani asker, niye kimse asker yok, etrafıma bakıyorum. Ben niye asker olacağım acaba? Olmak zorunda mıyım? Yani ben istemiyorum, başka bir şey olacağım. O zaman işte futbolu çok sevdiğim için futbolcu olmak istiyordum. İşte spiker olmak istiyordum. Ben onları olmak istiyordum diyordum çocuk aklımla. Ben neden asker olacağım diyordum hep. Tabii yaş ilerledikçe daha farklı düşünceler oluştu. Bir nevi de aslında bir güç simgesi ya.
Hani kuvvetli bir babanın oğlunu kuvvetli kılma, kültürel anlamda bazen aslında erkek kılma çabası oluyor biliyorsun. Hani bu tarz meslekleri onlara yansıtmak baktığımız zaman. Onu da bilmiyor ki babalar. Tabii ki çocuk askerlikten keyif alacaksa ve istiyorsa asker de olur ama bu tarz kuvvetli yansıtmaları yapmak çocuğun üstünde baskı yaratıyor. Erkekliğin de kadınlığın da insanlığın da aslında. Büyüyorsun Halil İbrahim, keşfedişin başlıyor. Eşcinselliğini keşfetmeye başlıyorsun. Herkes başka başka anlatıyor ama sen o dönem için diyorsun ki keşfettikçe yüküm arttı. Şöyle ilkokul sonlarda bir şeyler hissediyorsunuz. Ama tabii çocuksunuz, hani anlamıyorsunuz fazla. Ama ortaokuldayken ya hisleriniz çok, işte artık kendinizi tanımaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. Ve acaba niye böyleyim diyorsunuz. Yani acaba herkes böyle mi? Herkes böyleyse nasıl evleniyorlar? Çünkü mesela işte kızla erkekli okuyorsunuz. İşte kızlara bakıyorsunuz, herkesin kız arkadaşı var. Diyorsun ki acaba ben de yapmak mecburiyetinde miyim kız arkadaş? O yaşlarda gençler mesela bir kıza aşık olur veya aşık olduğumu sanır, sever. Ben sevemiyorum. Yani arkadaş olarak seviyorsunuz ama hani aşık, aşk hissi. Bir de o dönemlerde şey diyorlar, benim oğlum büyüyünce işte evlenecek falan. Ya diyorum ki, şimdi mesela bakıyorum bir erkeğe. Mesela ya tabii ki şey değil hani, bunu cinsellik olarak değil. Hani bakıyorsun erkekten hoşlanıyorsun, diyorsun ki acaba herkes benim gibi de kız arkadaşı da ediniyorlar, acaba bu normal bir şey mi acaba? Yoksa sadece ben mi böyleyim? Ve o sizin üzerinize bir yük olarak biniyor. Ve kimseye de anlatamadığınız için içinden kalkamıyorsunuz yani. Ve unutmak istiyorsunuz. Unutmak istiyorsun ama büyüyorsun. Bir taraftan da kimseyle paylaşamadıkça daha fazla büyür. Bütün o kaygı, baskı aslında içindeki. Ve devam ediyor hayat. Eşcinselliğin keşfiyle ilk gençliği nasıl yaşadın sen, daha büyük yaşları? Şöyle liseyi ben ilkokul ve ortaokulu köyde okudum. Liseyi Trabzon'un bir ilçesinde yatılı okudum 2 yıl. Liseye başladığımda daha da tabii arttı bu duygular, hisler. Artık şey demeye başladım. Evet yani ben böyleyim demek ki. Yani böyleyim. Bu değişmeyecek ve evet lise son sınıfa doğru özellikle kız, yani bir kadından hoşlanmıyorum. Bir erkekten hoşlanıyorum. Evet böyle ve yavaş yavaş kendimi kabullenmeye başladıkça aslında anlatamamak, paylaşamamak, yani birini sevdiğinizi birine söyleyememek veya bir eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşamamak üzerinize gerçekten öyle bir yük biniyor ki, yani o yükün altında ezilmemek için müthiş mücadele veriyorsunuz. Psikolojik olarak kendinizle mücadele veriyorsunuz. Bazen geceleri ağlıyorsunuz. Yani ben niye böyleyim? Neden böyleyim? Neden böyle yaratıldım? Acaba ben cezalandırıldım mı? Arkadaşların o konuşmaları, İşte argo konuşmaları, işte küfürlü konuşmaları insanı sıkıyor, bunaltıyor ama belli etmemeye çalışıyorsunuz. İşte radyo programcılığına başladım, radyoda çalışmaya başladım. O süreçte radyoya başladığımda şunu hissettim, ben bunu kimseye söylemeyeceğim. Yani ben eşcinselim demeyeceğim, eşcinsel değilim de demeyeceğim. Yani ben buyum ve böyle yaşayacağım. Yani aman biri anlar, biri anlamaz falan, böyle artık yani hem kendimi tanıdıkça güçlenmeye... Ama güçlendikçe de aslında üzerimde büyük bir yük taşıdığımı hissetmeye başladım. 9 yıl süren platonik bir aşk yaşadım. Heteroseksüeldi tabii, futbolcuydu. Tabii arkadaşım da çok sevdiğim biriydi. Arkadaştık aynı zamanda. Hemen hemen hep bir aradaydık. Ama asla hissettirmedim ve belli etmedim. Çok iyi bir arkadaştı. Her şey, top oynardık beraber. Hatta ben onun maçlarını yönettiğim zamanlar oldu. Çok keyifliydi, güzeldi ama çok acıydı. Çoğu zaman aslında ölmek istedim. Hani ağlayarak uyuyup sabah uyanmamak. Özellikle ablamı kaybettiğimde keşke ben ölseydim dedim. Ben şunu düşünüyordum, aileme layık değilim. Ben bu aileyi hak etmiyorum diye çok düşündüm, çok ağladım. Ve bir gece, hani dediğim gibi ya, çoğu gece aslında, yani sabah uyanmamak istedim. Halil İbrahim, sen hep futbolu çok sevdin.
Çocuk evet. yaştan itibaren de orada köyünde de aslında hep futbol oynadın. Arkadaşlarınla bir araya geldin. Futbolcu olmak, futbol spikeri olmak, hakem olmak. Hani bir sürü hayal birbirini kovaladı aslında. Ama bir yandan da futbol dünyasının içerisindeydin o zaman da. Nasıl bir tutkun vardı futbola çocukluktan itibaren? Şöyle hiç unutmuyorum bir radyomuz vardı, çok güzel bir radyo. Dedemden kalma. Sürekli orada maç dinlerdik abimle. Maçları dinliyorum. Hatta babam evde uyuduğu zaman hani gece işe gidecek. Ben maçları gizli gizli dinliyordum böyle. Radyoyu götürüyordum yatağıma, orada dinliyordum. Ve o spikerlerin maç anlatımı çok hoşuma gidiyordu. Zaten sabahtan akşama kadar dışarıda futbol oynuyoruz arkadaşlarla. Top oynuyoruz mahalle arasında. Futbolu çok seviyorum ve futbolcu olmak istiyorum. Ve böyle bir hayalle yaşadım, hep büyüdüm. Ve bunları aslında gerçekleştirmek istedim. İyi futbol oynuyor muydun sen? Evet, yani ben 18 yaşına kadar oynadım. Lisedeyken özellikle oynadım. Daha sonra bel fıtığı rahatsızlığı geçirdim. Ondan sonra korktum. Yani çok hırslıydım, çok süratliydim, çok hızlı koşardım. İyiydim yani, hatta hakemliğe başladığım yıl halı sahada maç yaparken dışarıdan eşofmanlı bir adam geldi. Bana dedi ki hangi takımda oynuyorsun? Dedim ki işte Trabzon'da, işte şu takımda oynuyorum diye. Şimdi onun ismini vermeyeyim. Belki onlar der ki bizde oynamadı. Bizim çok özür dilerim, tırnak içerisinde bizim böyle ibne futbolcumuz yoktu derler belki. Orada oynuyordum dedim ama şu anda hakemliğe başladım. Bana dedi ki yarın 1:30'da Trabzonspor tesislerine gel. Demek ki altyapıda bir hoca idi. Ve ben gitmedim. Hakem olacağım dedim. Belki yol gösteren, akıl veren biri olsaydı gidecektim. Yani beni beğendiyse demek ki bir şeyler vardı yani futbolcu olarak. Hakemliğin başlangıcını soracağım. Nasıl başladı senin yolculuk? Şöyle, biz Trabzon'da merkezde oturduğumuz apartmanında bir abi oturuyordu. Kendisi futbol hakemiydi. Son yıllarıydı, artık bırakacaktı. Ona sordum, hocam dedim, ben dedim lise sondayım işte, lise bitmek üzere. İşte hakem olmak istiyorum dedim. Ne yapmalıyım? Dedi ki dilekçeyle Hakemler Derneği var dedi, oraya başvuracaksın. Ben de nasıl yazmam gerektiğini söyledi. Ben de dilekçeyi yazdım. Başvurdum 95 yılında. Kursa katıldım. Başarılı oldum. 96'nın 6. ayında lisanslı hakem oldum. Çok sevdim. Severek de yaptım. 14 yıl aralıksız severek yaptım. Anlatırken diyorsun ki Halil İbrahim, askerliğin yaklaşması gelmesi, o gençlik, gençliğin başlangıcından itibaren benim için bir korku kaynağıydı. Ve bir gün artık asker olma zamanı geliyor, yaşı geliyor. Sen de orada bir rapor alıyorsun. Ama rapor alma sürecinde yaşadıklarım var. Şöyle, ben 32 yaşına kadar aslında kaçtım. Beni ara sıra soruyorlardı ama yok yani. Hani ve 2008 yılında işte artık gitmem gerektiği ve ne yapmalıyım da gitmemeliyim veya ne yaparsam askerlik yapmam. Ya oradakiler öğrenirse, yani askere gittiğimde oradaki insanlar benim eşcinsel olduğumu öğrenirse neler yaşarım? İşte oradan, çünkü duyuyorduk işte pembe tezkere verdiler işte. Hatta ailesini arıyor komutanlar, işte oğlunuz böyle, gelin alın diyerek. Acaba aileme giderse ne yaparım? Böyle bir şey. Tabii bunlar da vardı hep. Büyük korkular. Bir de o kadar çok erkeğin içerisinde. Bir de ben çok temiz ve titiz biri olduğum için o kadar yani temizlik olduğu için sevmiyordum, istemiyordum. Yani o kıyafetleri giyince sanki mezarın içerisine girecekmişim gibi geliyordu bana. Ve 2008 yılında artık son şey geldi, kağıtlar geldi artık gitmem gerektiği yönünde. Çünkü artık Hakemler Derneği'nde de yazı geldi, gitmesi gerekiyor diye. Bir arkadaşım var, dedim ki ya böyle böyle ben ne yapabilirim? Dedi ki benim bir arkadaşım var, tanıdık subay. Ona bir sorayım dedi ve sordu. Dedi ki herhangi bir hastalığı yoksa, yani hani kalp, işte böbrek, gözlerinde sorun yoksa, sadece alabileceği rapor eşcinsel olduğunu söylerse rapor verirler dedi. Ben de Trabzon'daki şubeye gittiğimde oradaki doktor bana bir rahatsızlığım var mı dedi. Ben de işte eşcinsel olduğumu söyledim ve beni Erzincan askeri hastanesine sevk etti. Ben de oraya gittim. Gittiğimde doktor bana şey dedi, biz dedi veremiyoruz rapor, aslında veriyorlar ama biz veremiyoruz dedi ve askere gideceksin, birliğindeki doktorun seni sevk edecek ve o rapor verecek.
ve büyük bir sıkıntı benim için. Gitmedim. O zaman sizden CD istiyorlar. Fotoğraf istiyorlar. Tabii bütün hastane, bir hastane mesela CD istiyor. Bir hastane fotoğraf istiyor. İşte bir hastane işte sevgiliniz de sizi istiyor. Veya işte partneriniz de sizi istiyor. Ve bunlar yok yani ne yapacağım falan. Ve öyle rapor veriyorlardı. Ama beni herhalde çekecek çilem vardı. Oradaki vermedi. Ve bana gitmem gerektiğini söyledi. Ve ben gitmedim. Yine 2-3 ay kadar gitmedim. Sonra tekrar yazı geldi. Bu sefer mecbur işte tekrar şubeye gittim. Şube askerimin Sivas'a çıktığını söyledi. Ve Sivas'a gittim. Sivas'a giderken hep şey diyordum. Otobüs kaza geçirse de geri dönsem. Yani gitmesem. Ve gittim ve koğuşta yattım. Uyuyamıyorum. Yani boğuluyorum. Yani o kadar 16 erkeğin içerisinde ve ranzalarda yatmak yani mezar gibi bana geliyordu. Yani kabus gibi. O gece de aslında ölmek istedim. Sabah uyanmamak. Sabah olduğunda beni hastaneye götürdüler. Hastanedeki doktor da teğmendi sanırım. Çok ilgilendi. Gerçekten çok ilgilendi. Onun hakkını da ödeyemem. Çok uğraştı, ilgilendi ve beni yatırdı. Hastanede bir hafta yattım. Daha sonra bana bir ay hava değişimi verdi. Ve bir ay sonra, hava değişiminden sonra da beni Gata'ya, Ankara Gata'ya sevk etti. Zaten kabus ondan sonra başladı. Gata'ya gittiğimde bana direkt şey dedi doktor, senin komutanın, bölük komutanın kıta anket formu yazması lazım bize. Biz sana böyle rapor veremeyiz. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Ve ben tekrar Sivas'a gitmek istemedim. Çünkü hastaneden çıkarken o verdikleri kağıdı oradaki askerler gördü. Çünkü orada askerler çalışıyor sekreterlikte. Ve herkes öğrendi yani eşcinsel olduğumu. Ve ben doktorumu aradım Sivas'taki. Dedim böyle böyle ve sinirden ağlıyorum yani. Ve gelmeyeceğim dedim, ben intihar edeceğim dedim. Sakın yapma dedi, lütfen gel dedi, ben elimden geleni yapacağım dedi. Hayır dedim, gelmeyeceğim ve dışarıda bir kafede oturdum. Orada Sivas'ta yine hastanede yatarken bir arkadaş vardı, onunla tanışmıştım. O da Ankara Gata'daydı, tedavi için geldi. Onun hastalığı farklı bir hastalığı vardı. Ve mektup yazdım. Kafede otururken intihar mektubu. Bir kutuda ilaç aldım eczaneden. Belki de bunları ailem izlerken de ilk kez belki de duyacak. Yani altına da şey yazdım. Bunun bütün sorumlusunun asker yani Gata, Ankara Gata olduğunu yazdım. O arkadaş beni aradı tesadüf o anda. Neredesin dedi. Dedim böyle böyle. O da değişimi, hava değişimiyle memleketine gidecek. Dedim böyle böyle kafedeyim ve çünkü ağlamaklı bir ses tonuyla konuştum. Şimdi neyim var? Dedim hiç dedim, intihar edeceğim dedim. Hemen yanıma geldi. O hapların hepsini aldı benden zorla. O mektubu alıp yırttı. Ve dedi seninle beraber dedi Samsun'a gidiyoruz. Samsunluydu arkadaşım. Kulakları çınlasın, buradan ona selam ediyorum. Ve beni Samsun'a götürdü. Bir iki gün orada kaldık ve bana şey dedi. Gidiyoruz ve dedi genel kurmaya şikayet dilekçesi yazacağız. O fikri de o bana verdi. Ve genel kurmaya şikayet mektup yazdım. Yaşanan süreci anlatan mektup yazdım. Ve Sivas'a gittim. Ve doktorum orada beni hemen yazı yazarak orada bir çavuş ve onbaşıya zimmetledi. Yani benim başına bir şey gelirse dedi, sorumlusu sizlersiniz. Ve oradan bir hafta yine orada kaldım koğuşta. Bir kabus gibiydi. 41 derece ateşte gece hastaneye kaldırdılar. Doktorum tabii onlara fırça attı. Siz buna ne yaptınız diye böyle oldu. Ve yine bir hafta hastanede kaldım. Tekrar beni Ankara'ya, Gata'ya sevk etti. Ve gittiğimde o doktorlar, Levent Bey hiç unutmuyorum adını. Dedi ki aha bizi şikayet eden kişi geldi. Böyle gülerek ve şeydi ben sana rapor vermiyorum dedi. Tekrar. Başhekimliğe gittim. Hüngür hüngür ağlıyorum mu anlatamıyorum. Ve o arada bir albay geldi. Başhekimmiş tabii. Ben daha sonra öğrendim. Beni odasına aldı. Neyim var dedi. Anlatamıyorum. Bana su verdi. Su içtim. Ve anlattım. Bana hemen o Levent Bey'i aradı. Dedi ki Levent Bey bu çocuğu dedi hemen yatırıyorsun. Gerekirse dedi raporunu ben imzalıyorum dedi. 12 gün orada kaldım. 12 gün sonra raporu aldım. Ve gidip o albaya teşekkür ettim. Ve üzerimden büyük bir yük kalkmış gibi hissettim.
Ama beni aslında neler bekliyormuş haberim yokmuş. Bütün bu rapor alma süreci Halil İbrahim, bütün bu zorluklar, sen bir taraftan hakemlik yapmaya devam ediyorsun. Ve bir gün senden bir belge isteniyor. Orada aslında başka bir yıkım başlıyor senin hayatında. Anlat bize, ne oldu orada? Askerden döndükten sonra benden yazı istediler. Askerlikle ilişkim olmadığına dair. Ben de o yazıyı askeriyeden alıp onlara verdim. Dosyaya koydular ve ben hakemliğe başladım. 2 ay devam ettim. Daha sonra bana görev vermemeye başladılar. Ve bir gün bana telefon açtı İl Hakem Kurulu'ndaki yetkili kişi. Dedi ki, Halil İbrahim, sen dedi askerlik yapmadığın için senin hakemlik yapamıyorsun artık. Ben tabii gittim, görüştüm kendileriyle, dedim ki hocam, dedim ben dedim sağlık sorunu değil benimki, yani ben hakemlik yapabilirim. Yok, talimat böyle dedi, hakemlik yapamazsın. Daha sonra uzman bölge sorumlumuza dedim ki, hocam böyle böyle benim durumum, eşcinsel olduğum için ben dedim askerlik yapmadım. Ve sağlık sorunu değil benimki. O da ben görüşeceğim yetkililerle. Yetkililerle görüşüyor ve beni arıyor. Diyor ki sen hakemliğe devam edebilirsin. Bir sorun yok. Ama maalesef yerel yöneticiler bana görev vermiyor yine. Ve daha sonra ben genel merkeze yazı yazıyorlar. Federasyona. Federasyondan yazı geliyor işte hakemlik yapamaz diye. Ve ben çok sevdiğim, 14 yılımı verdiğim hakemlikten Mayıs ayında, 2009 yılının Mayıs ayında hakemliğim elimden alındı. Daha sonra ben 2009 yılının 11 Mayıs'ında Futbol Federasyonu'na detaylı bir dilekçe yazdım. Hakemlik haklarımın iadesi için ve sorunumun sağlık sorunu olmadığını, ben eşcinsel olduğum için rapor aldığımı söyledim. Hatta yerel yöneticiler Trabzon'da birkaç doktora gösterdiler raporumu. Ve doktorlar dedi ki hayır, hakemlik yapabilir, bir sorun yok. Ona rağmen bana hakemlik yaptırtmadılar. Ve ben de keyfi olarak benim görevimi elimden alamazsınız diyerek Futbol Federasyonu'na dilekçe yazdım. Ve dilekçemi yazdım 11 Mayıs 2009 yılında. 13 Mayıs 2009 yılında radyoda program yaparken arkadaşım beni aradı. Dedi ki, Halil İbrahim, Fanatik gazetesinde bir haber var. Bir bakar mısın dedi. Ben de internete girdim. Haberi okudum. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. İşte gay hakemin düdük mücadelesi diye bir haber. Yani federasyona yazmış olduğum, hakem işleri müdürlüğüne yazmış olduğum dilekçemi orada çalışan müdür dilekçemi açıp okuyor, bakıyor ki işte futbolda eşcinsel hakem bomba haber diyerek orada gazetecilere servis yapıyor. Ne hissettin gördüğün anda? Şok oldum. Yani ne yapacağımı bilemedim. Hani bir boşluğa düşmüş gibi hissediyorsunuz. Bu arada ailem bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Yani ailem bilmiyor, çevrem bilmiyor, çalıştığım radyo, hiç kimse bilmiyor. Belki çevrede tahmin edenler oluyordur ama yani böyle benim söylediğim bir şey değil ve kimse bilmiyor. Ve direkt o zaman bizim dernek genel merkezinin avukatı vardı. Genel sekreteri ve avukatı, onu aradım. Dedim hocam böyle böyle bir şey oldu, başıma geldi falan. O da ben onunla dalga geçiyorum sandı. Ve sonra işte haberi o da okuyunca demiş evet falan işte konuştuk ve bana istersen İstanbul'a gel dedi. Çünkü dedi hatta bunal, çünkü basın beni sürekli arıyor. Bütün ulusal gazeteler, televizyonlar benimle röportaj yapmak için beni arıyorlar. Ve ben de dedim en sonunda, yani o ben değilim dedim, yani başkası. Yani çünkü yol haritamı belirlemek için ne yapacağım? Yani bir de ne yapacağımı bilemediğim için o ben değilim dedim. Ve daha sonra avukatımla görüştüm ve dedi... o zaman sen İstanbul'a gel dedi ve benim numaramı ver dedi basına, basın beni arasın. Ve avukatımın numarasını verdim ve onu da onlarca basın mensubu aradı. Oturduk, biletimi o aldı, avukat aldı ve oturduk masaya, annem, kız kardeşim ve yemek yiyoruz. Ben İstanbul'a geleceğim ve onlara dedim, klasman için torpil. Çünkü Türkiye'de torpilsiz hiçbir şey olmuyor maalesef. Bunun için birileriyle görüşmeye gideceğim İstanbul'a, değil mi? Valizimi hazırladım. Ama yemek masasında otururken şöyle anneme bakamıyorum. Çünkü annem onu kaybedeceğim korkusu, onun gözlerine bakamamam. Ve onlarla vedalaşıp çıktım. Ve İstanbul'a geldim. Sağ olsun İstanbul'da bir arkadaşım
beni evine aldı. Onunla görüşmüştüm çünkü daha önce İstanbul'a geliyorum diye. Sağ olsun beni evine aldı, misafir etti ve avukatımla ertesi gün görüştük, oturduk, konuştuk. Neler yapabiliriz? Çünkü sürekli yine basın arıyor. O arkadaşının evindeki geceye çok karanlık bir geceydi diyorsun. Henüz konuşmadın da, henüz ailen de bilmiyor ve orada bir gece yaşıyorsun. O gecenin karanlığını bir anlat bize. Şöyle arkadaşıma tabii buluştuğumuzda otobüsten indim, beni aldığında ona söyledim. Ve olabilir hocam dedi, ne var bunda dedi. Şey dedi, o sen miydin dedi falan böyle gülerek tebessüm ederek. Evet dedim, hiç sorun değil dedi hocam. Beni evine aldı ve bir boşluktayım yani. Ve televizyonlar sürekli arıyor, acaba programa çıksak mı? Çünkü öyle bir hale getirdiler ki artık Trabzon'a gidecekler. Ailemi rahatsız edecekler, mutlaka bulurlardı ailemi. Ve onları rahatsız etmesinler diye sonra işte biz karar aldık ve o zamanın Telegol programına çıkmaya karar verdik. Ama o karar benim için artık ya öleceğim ya da tekrardan dirileceğim kararıydı. Yani çünkü ailemin ne tepki vereceğini bilmiyorum. Çevrenin, toplumun ne tepki vereceğini bilemiyorum. Ve programa çıktım. Ve programdan sonra işte o gece karanlık çok. Yani o gece işte arkadaşıma geldim programdan sonra ve şöyle düşünün, bir tünele giriyorsunuz ve ışık yok. Ve yani beyniniz tamamen boşalmış. Hiçbir şey yok beyninizde. Ve artık ne bekliyor, ne yapacağım? İnanın yani nasıl anlatılır bilmiyorum ama yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Ve ne yapacağım diyorum kendi kendime. Ve odada, arkadaşımın odası, evinde odada yatıyorum. Telefonumu kapattım ve ağlıyorum. Yani Allah'ım diyorum, ben ne yapacağım diyorum. Ne olur bana bir yol göster. Yani yok, yok çünkü arkadaşım da benim ne kadar... Ne anlatabilir bana? Çünkü o da ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyor. Ve gece geç saatlerde telefonumu açtığımda kız kardeşim aradı. Ve bana annemin çok kötü olduğunu, ağladığını ve onunla lütfen konuşmam gerektiğini söyledi. Ve annemle konuştuğumda ben şey dedim, anne dedim, ben kötü bir şey yapmadım dedim. Dedi ki oğlum dedi, sen dedi kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, sen benim evladımsın dedi. Ne olur bizi bırakma dedi. Yani ben onlar beni bırakır korkusunu yaşarken tam aksine onlar da aynı korkuyu yaşıyor. Yani annemin bu söylediği beni hem rahatlattı hem yani üzdü. Çünkü annemi ağlattığım için çok üzüldüm. Onu üzdüğüm için. Ve o şöyle bir şey de yaşadım bu programdan sonra aslında. Üzerimde ben yıllarca Ağrı Dağı gibi bir yük taşımışım. Ve ondan kurtuldum. Baba da destek veriyor. Bir hafta babamın telefonlarına bakmadım. Abim aradı, babam aradı, bakmadım. Daha sonra arkadaşım telefona cevap verdi. Dedi ki ya dedi Mehmet amca dedi, Halibrahim Hoca dedi, morali çok bozuk, canı çok sıkkın dedi. Telefonlara şu anda bakamıyor falan. Babam aynen şunu söyledi ve ben çok tuhaf oldum. Yani dedi ki onun canını sıkanların ben de canını sıkacağım demişti. Ve ben ve arkadaşım da çok mutlu ve şaşkınlık içerisinde bana bunu söyledi ve ben hala söylüyorum. Yani o tarihten sonra babamla biz çok farklı olduk ve benim için babam, herkesin tabii babası farklıdır da ben koca bir çınar. Yani o benim şu anda tek dayanağım zaten. Ne güzel bir yerden söyledin. Halayı da unutmak istemiyorum. Evet, halam hani derler ya Osmanlı kadını diye. Halam, biz çok aile olarak çok bağlıyız birbirimize. Yani gerçekten öyle. Birimizin burnu kanasa hemen hepimiz koşarız. Ve halam komşulara hep şey şunu söyledi. Yani benim oğlum kimsenin karısına kızına sarkıntılık yapmadı. Kimsenin erkeğine, çoluk çocuğuna bir şey yapmadı. Ne yaptı? Olabilir dedi yani. Bu herkes de olabilir. Hepimizin çocuğunda olabilir. Herkesin çocuğu olabilir. Ve böyle bir tepki verdi ve ben... O da beni çok güçlendirdi aslında. Halibrahim, o dönemde aslında
seni bu kadar manşet yapmalarını gazetelerde, röportajlarda istedikleri şey futbolun çok erkek ve erkeklikle özdeşleşen bir spor olması. Ve diğer taraftan da bir eşcinsel hakemin aslında tam da bu erkeklik üzerinden de ortaya çıkartılması, manşet olması gibi bir istek var. Çünkü Türkiye'de daha macho bir kültürün bir parçası gibi adlandırılıyor. İşte tribündeki dilden spordaki dile kadar öyle bir anlatım var aslında. Sen ne düşünüyorsun futbol ve eşcinsellik hakkında? Yani futbol, çok özür dilerim, cinsel uzuvlarla oynanmıyor. Futbol ayakla, kafayla ve beyinle oynanıyor, vücutla oynanıyor. Yani ülkemizdeki maalesef kadın futboluna da bakış. Pardon, kadın futbolu yanlış bir ifade. Futbol futboldur. Bunu kadınlar da oynar. Kadınların oynadığı oyuna da mesela karşı çıkıyorlar. Kadınlar ne anlar futboldan diyerek. Yani bir eşcinsel, hatta o dönem şimdi milletvekilliği yapıyor. O dönem ona bir soru soruldu, işte eşcinsel hakem falan. Eşcinsel hakemlik yapamaz dedi. Olmamalı dedi. Yani eşcinsel denince akıllarına acaba sadece cinsellik mi geliyor? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani eşcinsel bir birey sahaya çıktığı zaman o da düdük çalıyor veya bayrak kaldırıyor. Yani kuralları uyguluyor. Yani bu futbolun kadını erkeği eşcinseli yoktur. Veya sporun, hiç fark etmiyor. Yapılan araştırmalarda dünya genelinde en çok eşcinsellerin ve biseksüellerin futbolda olduğunu, spor branşlarında olduğunu zaten herkes, hemen hemen herkes biliyor. Türkiye'de yok mu? Tabii ki var. Çok var. Ama dediğiniz gibi işte eşcinsel olduğunu söylerse eyvah. Yani ne kadar iyi futbolcu olursa olsun futbolu biter. Mesela Almanya'da bir milli futbolcu futbolu bıraktıktan sonra eşcinsel olduğunu açıkladı. Hakem camiasında olsun, futbol camiasında olsun. Hatta o dönemlerde, çok eski dönemlerde mesela bir başkanla futbolcusu Türkiye'de bilinen bir şey. Aşk yaşıyordu. Tabii bunu kimse bilmiyor ama aşk yaşıyordu yani. Ama sahaya çıktıkları zaman hepsi maço, erkek tırnak içerisinde. Ama ben eşcinsel olarak hakem formasını giyip sahaya çıktığım zaman hakemlik yapamıyorum. Evet, hakemlik yapamıyorsun. 11 yıldır hakemlik yapamadığın gibi başka bir meslekte yapamıyorsun. Uzun bir yol bu. Dile kolay 11 yıl bu ülkede bir yetişkin olarak maddi olarak aslında paranı kazanamıyorsun. Bir diğer taraftan da aslında meslek sadece maddiyat da değildir. Mesleki bir doyumdur. Kendini ortaya koyma yoludur, motivasyonu hayata dökme yoludur. Ama sen bunları yaşayamıyorsun. Nereye gitsem kapı kapatılıyor diyorsun. Nerelere gittin? 2010 yılından, yani bu yıla kadar abartısız söylüyorum. Belki de daha fazladır, az söylüyorum. 150'ye yakın iş başvurusu yaptım. 150'nin üzerinde. Ve çoğu zaten geri dönüş yapmadı. Ama birebir gidip görüştüğüm, bir kadın arkadaşla gitmiştim. Müdürlük görüştük, kafe, büyük bir kafe ve orada işte futbol maçları da izleniyor. Çok güzel bir ortam ve ertesi gün tekrar ikinci kez görüşmeye çağırdığında söylediği aynen şuydu. İşte bizim patronlarla ben durumu görüştüm. Ancak siz tanındığınız için, eşcinsel futbol hakemi olarak bilindiğiniz için, işte burada çok futbol izlendiği için erkekler buraya gelip maç izliyor, sizi tanırlar ve problem yaşayabiliriz diye patronları kabul etmemiş. Yine bir arkadaş bana dedi ki, ya sen çalışmak istemiyorsun herhalde, yani iş başvurusu yapmıyorsun falan. Dedim ki o zaman tamam, beraber bir iş başvurusu yapalım. Aynı yere ikimiz başvuru yaptık. Ertesi gün onu aradılar görüşmeye. Beni hala arayacaklar, 11 yıl oldu. Yine aynı şekilde bir kafe, yine eşcinsel bir arkadaşın işlettiği bir kafe. Ve aşçısı vardı. Aşçısı da benim arkadaşım. Aşçısı ona dedi ki, yani böyle hani Halil İbrahim bizim kafede benim yanımda çalışsın mutfakta, bulaşık yıkasın, yani en azından para kazansın birazcık. Ama olmaz dedi, onu müşteriler tanır dedi, eşcinsel olduğunu anlar. Düşünebiliyor musunuz, bunu söyleyen bir eşcinsel. Ve yine bir gece kulübünde 3-2 ay yanılmıyorsam kasiyerlik yaptım. Gece işte 10'da işe gidiyordum, sabah 4'te çıkıyordum. Güzel gidiyordu, çalışıyordum ama daha sonra bir gün bana mesajlar geliyordu, işte tehditler, işte Türkiye'de çalışamazsın, işte ülkeyi terk et. Tabii ben hiçbirine dikkate dahi almadım, yani hiç umursamadım. Ve işte o kafe, gece kulübünde çalışırken bir gün İstiklal'de sabah eve giderken işte 4:30-5 gibi yolumu kesti birileri. İşte beni böyle ara sokağa çektiler, işte biz sana söylemedik mi bu
ülkede çalışmayacaksın, terk et falan diye. Ben dedim ki yani ne yapacaksanız şimdi yapın. Yani yapmasanız daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğim dedim. Sen kendini düşünmüyorsan dediler, aileni düşün. Ve o zaman tabii her şey bitti yani. Çünkü ben ölürüm, mücadele ederim, kavga ederim. Hiç önemli değil ama ailem söz konusu olunca akan sular durur. Yani sırf ailem için ben o işten bir bahane uydurarak ayrılmak zorunda kaldım. Ve bana şey demişti patron. Hani iş arıyordun, niye ayrılıyorsun? Çünkü şey de söylemişlerdi. Yani biz gerekirse iş yerini de basarız yani geliriz. Hem orası zarar görmesin hem ailem. Söyleyelim buradan. Halil İbrahim iş arıyor hala. Yani bugüne kadar ki bütün başladığı yollar ya kesilmiş ya da hiç başlayamamış. Bu ülkede yetişkin bir birey olarak çalışamıyor, çalıştırılmıyor şu anda. Aslında onun altını çizelim. Anneciğini kaybetmişsin 2013'te. Başın sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Onu kaybederken de çok acı çektiğini görmüşsün. Onun acılarının yarısını istemişsin Allah'tan. Sonra bir kanser sürecim var. Atlattın mı? Evet. Annemin ölümünden hemen hemen bir yıl sonra ben kanser olduğumu öğrendim ve aslında bir de mutlu olduğum gibi. Çünkü hani annemin yaşadıklarını yaşıyorum, hissediyorum o neler yaşamış. Onları hissettim yani annemin yaşadıklarını birebir. Annemin ameliyat olduğu hastanede ameliyat oldum. Annemin tedavi gördüğü hastanede tedavi gördüm. Birini yani onun acılarını sanki paylaşmış gibi birazcık mutlu oldum. Ama atlattım. Çok iyiyim şu anda. Onu da yendim. Ve bir yıldır, yani yılda bir artık kontrollerim var ama iyiyim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağlık hayatında olsun. Geçmiş bitmiş olsun hatta hayatından. Hayalin ne Halil İbrahim? Ne olsun? Benim hayalim bu ülkede Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmak. Türk hakemliğini yönetmek. Çünkü benim projelerim var. Ve ben 2 yıl öncesinde bunu açıkladım. Ve medyada bu konuşuldu adaylığım. Ve ben bu ülkede milletvekili olmak istiyorum. Peki iyi ki geldin. İyi ki buradaydın. Hep altını çiziyoruz. Bütün sıfatlar, bütün roller, bütün biçilmiş kalıplar insan icadı. İnsan insandır. Hep söylediğimiz yerdeyiz yeniden. Sen de var olmaya çalıştığın bir yerdesin hayatın içerisinde. Gerçekten ol, var ol, istediğin gibi ol. Kaç dönümden geçmişsin, yıllarca böyle göğsün üstündeki bir baskı gibidir o. Kendiliğin üstündeki bir perde gibidir. Sadece kendine sakladığın bir bilgi, belki sadece kendine söylediğin, ailene bile söylemediğin bir bilgi bütün Türkiye'ye haber olarak servis edildi. Ama oradan da aslında daha güçlenerek ve kendin olarak çıktığını gördüm bugün. Sağ ol geldiğin için. Teşekkür ediyorum sizlere bana bu fırsatı tanıdığınız için. Ve ben hep şunu söylüyorum, hiçbir şeyden korkmayın. Ben hayatım boyunca hep korkularımın üzerine gittim. Çünkü korkularınızdan kaçarsanız bir gün o korkular sizi esir alır ve ömür boyu korkak olarak yaşarsınız.